Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir işi Bilen programı daha sizlerleyiz. Ve işi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Profesör Doktor Muharip Al Suhari Bey bugün bizlerle. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizlerle tanıyalım elbette. Ardından da keyifli bir sohbetle başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, hoş bulduk. İyi. Allah'a şükür. Teşekkür ediyorum. Sizleri takdim etmek istiyorum. Tanıtmak istiyorum. Buyurun lütfen. Haa. 1969 doğdum Bağdat'ta. 3 yaşında çocuk olduğum zaman ailem Irak'a bırakarak Danimarka'ya doğru gittik. Benim hayatımı orada hepsi geçirdim. Orada eğitim aldım. Orada yaşadım. Sonra 1911 Türkiye'ye doğru. O kadar. Türkiye'ye o yolculuk başladı. Evet. O günden bugün uzun yıllardan beri buradasınız öyleyse. Doğru, doğru. Arada gidiyor musunuz? Gidiyorum. Siyahat ediyorum. Hem iş konusunda hem siyahat çok seviyorum. Hı hı. Ama Türkiye gibi bir şey gerçekten bugüne kadar görmedim. Aşık oldum, burada kalacağım. Ne i̇nşallah. kadar güzel, İnşallah diyelim. Tabii bununla birlikte birçok başarı işlerde de sizin isminizi, imzanızı görüyoruz. Biraz şöyle başlara götürelim sizi. Neden bu işi seçtiniz? Açıkçası ben bu iş seçmedim. Ee, 1978 bizim şehirdeki ilk bilgisayar, benim babam çalıştığı hastaneye geldi. Böyle çok büyük bir ekran. <laughs> sadece yeşil bir ekran. Evet. Aşağı yukarı 7-8 yaşındayım. Gördüm, aşık oldum. Ondan sonra o bilgisayar ne beni bıraktı ne ben onu bıraktım. Tüm benim okuduğum kitapları, oyun, tüm yaptığım şeyler bilgisayar bağlı oldu. Hatta inan ki ben de şu anda iki tane köpeğim var. Hatta köpeğin adı bilgisayar alakalı adı vardı. Birisi Linux, birisi Floppy. <laughs> O kadar, o kadar, o, o kadar evet. cezbetti. Evet, yani gerçekten başka bir şey hiç bilmiyorum. Sadece bilgisayar, bilgisayar, harit, hiçbir şey yapmıyorum, bilmiyorum, anlamıyorum, bilgisayar, 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 bilgisayar. Ne kadar güzel insanın e, yatkın olması, içinden gelen aslında tabii ki de yönlendirme var, eğitim var ama bir de merak o sonradan eklenmiyor işine açıkçası, o insanın kişisinde hamurunda olan gizli bir yetenek belki de. E, olabilir. E, hem benim eğitim zaten hem bilgisayar oyunu e, oldu. E, i̇ki tane e, magister bitirdim. Bir tane matematik bir fizik çünkü çok seviyorum matematik. Sonra hem bilgisayar okudum. Bilgisayar bittikten sonra zaten benim doktora hem e, data veritiban mühendisliği doktora bitirdim. Her şey bilgisayar, 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 bilgisayar. Bir Hayat sıfır, bilgisayar. evet bir sıfır, bir sıfır gördüğüm zaman bayılıyorum. Ne kadar güzel. Yani aslında şöyle bir şey var. O zamanki tabii e, şartlar, teknoloji bizleri bugünlere kadar getirdi. E, kim bilir daha ileriki zamanlarda neler neler olacak. Tabii siz işin içinde olduğunuz için bizlerden birkaç adımı daha öncesinde görüp e, aslında bilinç tarafındasınız. Şimdi sizinki bir aşk hikayesiydi. Mesleğinizde size işte Microsoft CEO'luğuna kadar ee, getirip sizin ama e, İskandinavya Microsoft Mühendislik böyle onu bir anda böyle bırakıp bir kenara atıp e, İstanbul'da kendi yazılımınızı açmak belki hani pek çok insan için tuhaf görünebilir ama insanın işte e, hayalleri vardır. Onları gerçekleştirmek için hepimiz aslında çaba sarf ederiz. Kimine göre garip garipsenebilir ama size göre aslında bir devrim niteliği bile taşıyabilir. O yüzden neden böyle bir karar aldınız? Vay! İnan bu soru belki günde iki sefer ben duyuyorum. Keşke bir TL alsaydım her sefer. İnanılmaz zengin olsaydım. Eğer bir TL her zaman bu cevap, bu cevap verseydim. Şöyle olmuş aslında. Benim görev Microsoft'un göre bittiği zaman Türkiye bırakma zorunda kalacağım. İstanbul gerçekten bırakmak istemedim. Zaten hatta benim Denimarka'daki evim sattım. Burada kalacağım. Kaldım. Burada bir ev aldım. Üstelik Eyvallah. 17 sene Microsoft'ta çalıştım. Microsoft'un CEO'su kadar eyvallah oldum. Ama velakin artık bir seviyeye geldim. Benim ilerleme olmadı. Bitti, bitti. G geldim. Zirveyi geldim. Ee, ve ben kendi geliştirmek amacıyla başka bir şey ar aradım. Ee, İstanbul geldiğim zaman gördüm. Türkiye'de çok ihtiyaç da var. Yazılım ihtiyaç da var. Çok. Gerçekten çok verimli bir toprak yazılım için ve teknoloji için. Türkler teknoloji çok seviyorlar hı hı. ve ihtiyaç var. Zaten Türkiye'nin hem siyasi konu hem her şey için önemli bir ülke olacak eminim. Ve o yüzden böyle bir karar aldım. Kendim bir firma açtım. Hiç pişman değilim. Tam ters firmamız sadece 2 sene rağmen 20 kişi çalışıyor ve çok uzun sözleşmeler imza attık. Önemli projeler başladık ve inşallah Türkiye için iyi bir şey çıkartabiliriz. İnşallah. Dediğiniz gibi teknolojiyle artık her şey yapılabiliyor. E artık o siz kendi bilgilerinizi, tecrübelerinizi, evet orada zaten aktarıyordunuz ama kendi yolculuğunuzda, kendi bildiğiniz dilinden belki de aktarmanın zamanı geldiğini düşündüğünüz için evet. oraya nokta koymak değil mi? Belki biraz virgül koydunuz, kendi bildiklerinizle artık kendi firmanızda ilerliyorsunuz. Doğru, doğru. Bir de hem şöyle söyleyeyim, UNCS olarak normal bir yazılım firma değiliz. Biz mevcut şeyler tekrar yapmıyoruz. Evet. Mevcut yazılım tekrar yazmıyoruz ama şöyle söyleyebilirim, olmayan yazılım yapıyoruz ve belki size tuhaf gelebilir ama biz hep böyle diyoruz. Biz keşke imha fabrikayız. Tüm keşkeler imha ediyoruz. Biraz garip belki Güzel. gelebilir. Güzel ama yani başarmışım biraz farklı olmak da gerekiyor zaman zaman. E bildiklerimizin dışına biraz çıkabilmek. E, farklılığı da getirecektir o keşke kısmına geleceğim ama biraz öyleyse firmamızdan bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Ee, söyledim size gibi keşkeler imha ediyoruz ve özel yazılım yapıyoruz örnek. Bir patron mesela beş firma sahibi ya da bir CEO'su görüyor bazı şeyler yapılır bazı program kullanır ama her yer bir müdür için bir keşke var. Keşke onu bilseydim. Keşke onu görseydim. Hmm. Keşke bizim firma bu şekil olmadı. Keşke o masraf gördüm. Bilseydim bu şekil yapmasaydım. Zaten bizim müşteri normalde karar sahipleri. Ee, normal işçiler tabii ki fir yazılım kullanıyorlar ama bizim muhatap normalde firmanın sahibi, firmanın karar veren adam. Ee, o görüyor, o görüyor, o görüyor. Sonra bir karar alır. Bilgisayarlar iyi bir iyi bir güç sahiptir bir cihaz. O yüzden onlar kullanıp bilgi toplarıp ve göstereceğiz. Bak burada yara var, burada kanama var, burada eksik var. Onlar gösterdiğimiz zaman bir firma sahibi, bir karar alan sahip şöyle diyebilir. He, anladım. O zaman en doğru karar benim firma için odur. Ve biz onlara sadece bir alet vereceğiz. Topluyoruz, veriyoruz. <laughs> Yazılımın hakikaten çok da açık. Yani bugün hayatımızın her köşesinde, her noktasında aslında bir yazılım var. E, tabii ki, biz her şey olduk zaten. Biz marangoz olduk, doktor olduk, <laughs> e, saç ekim firma olduk. Neden? Çünkü Bizim müşteri zaten bilgisayar kullanıcı. Hı -hı. E, bilgisayar her yer olmuş. Hı -hı. Dolayısıyla geliyorlar. Muharip Bey, O necesi? E, bize yardımcı olun lütfen. Böyle böyle bir yazılım bize gerekiyor. Ya da o sıkıntımız var. E mecburen onların işletme bilmemiz gerekiyor. O yüzden gerçekten derin bir nefes alıp o firmaya gidip her şeyi bakıp Hı, bu şekilde çalışıyorlar, bu şekilde çalışıyorlar, bu şekilde yapıyorlar. O yanlış, o iyi. Çıkartacağız, koyacağız. Hayatımızda dediğiniz gibi bu büyük bilgisayar böyle kocaman ekranı olan, işte rengi yeşil olan, kasası kocaman olan, <laughs> klavyesi de kezabe o kadar. Hayatımız ilk oyunlarla işte atarelerle falan filan derken 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 bugün her şey bir tıkla kapımızda. Tabii ki. Her şey bir yazılım. Yazılımı nasıl değerlendiriyorsunuz önünü? İlerleyen zamanlar dediğim gibi işte robotlar artık yavaş yavaş alışmaya başladık yakında böyle arkadaş gibi yanımızda da olabilir. Şaşırmayacağız. Adım adım biz neler bekliyor sizce? Of. Bilseydim söyleseydim ama velakin <laughs> muhtemelen sizin dediğiniz gibi bir robot belki bizim yanında oturabilir bir gün çok yakında. Ee, şöyledir eskiden bilmek gerçekten önemli okula gidiyoruz, öğreniyoruz ve bir şey bilmek için birisi sormaması gerekiyor. Pardon amca, pardon hocam nasıl yapılır? Ama şu anda eğitim bir de farklı oldu. Şu anda her şey araştırmacılık, başka değil. Çocuklar mesela bugün bir telefon alıp Google amca diyoruz ya, Google amca sorup dünyanın tüm cevaplar gerçekten elden. O yüzden biz o güç muhtemelen ileride taşınma mecburiyetimiz, bir de onu nasıl değerlendireceğiz? O gerçekten bir sıkıntı olabilir eğer yanlış kullanacağız. Ne görüyoruz ileride? Belli değil. Belli değil. Ama ve lakin bilgisayarsız yüzde yüz kalmayacağız. Girdi ve kalacak. Doğru. Bu işin zorlukları nelerdir? Hmm. En zor kısım bence müşteriler ve insan normalda söylemek ve öğrenmek kardeş o bir sihir değil hemen hemen bitmez bir zamanı var bir pişirme zamanı var çünkü ne görüyorlar görüyorlar sadece bir ekranda bir resim var bir de boton tuşladığınız zaman tıkladığınız zaman bir şey olur ve ne düşünüyor sen o buton koy konu kapandı. Ama o kadar kolay değil. Arkadaki tesisat, arkadaki bir şey. Yani insanlar şu anda normal bir elektrik düğme biliyor. Bas al bir tane örnek Koçtaş'ta duvara monte edip ve bas. ışık yanmaz. Arkadaki tesisat, arkadaki kablo, arkadaki ışıkla elektrik dağıtım falan filan. Onlar anlıyorlar Ama velakin hala hala bizim zihniyetimiz anlamıyor. Ekrandaki buton hem aynı şey. Arkadaki inşaat kardeş biraz zaman <laughs> alır. Bugün bir buton isterseniz yarın bitmez. O gerçekten en zor kısım. Millete sabır öğrenme. Sabretmesini dile getirebilmek, sakince beklemesini söyleyebilmek zor dediğiniz evet, gibi. Evet, evet. Müşteri geliyor, imza atıyor. Oldu bitti. Evet, koskocaman bir ERP istiyor. Örnek bir hastane sahibi. Ee, efendimi söyleyeyim hastanın raporları, doktor ne söyledi, hangi ilaç almalı, ne zaman operasyon, nerede olur, ne olmuyor. O hepsi yapmamız lazım. Adam geliyor, imza atıyor. Tamam Muharip Bey anlaştık. Artesi gün arıyor Muharip Bey benim yazalım nerede? nerede diye. <laughs> ya Sana kardeş 9 kolay. ay bekleyeceksiniz, 1 sene bekleyeceksiniz, 6 ay bekleyeceksiniz. Neden Muharip Bey? Sadece bir ekran istedik. Aynen öyle. O, o o muhtemelen beni öldüren şey o olacak. Onu hala daha anlatamıyoruz. Değil mi? Hala daha anlaşılır kılamıyoruz. Şöyle düşünüyorlar galiba. E teknoloji de çok ilerledi. E olur mu canım? Sizin işiniz şimdi çok daha kolay. E, o kadar evraklar yok, belgeler yok. İşte her şeyi bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Bugün şuradan getirtebilirsiniz. 2 gün sonra kapınızda öyle şey mi olur? Onu hala daha sanırım anlaşılır kılamadık. E, biraz daha zamanınız var galiba bu konuda. Peki bu işin ya e keyifli anları yok mudur? Var, tabii ki var. Ee, i̇nsanın başarı rivayetleri yazmak, o zaten bizim yapacağımız iş ve onu gerçekten çok keyifli bir iş. Ee, müşteriler küçük olsa, büyük olsa zaten bilgisayarın güç kullanma başladığı zaman o denklemin her zaman sonucu aynı. O insanın para kazanma kapasite daha yüksek oluyor. Ne olursa olur, küçük bir nakliyat firma, büyük bir hastane ister istemez bir yazılım kullanmaya başladığı zaman, ERP kullanmaya başladığı zaman daha az masraf oluyor ve daha verim oluyor, eşittir daha para kazanıyor. Ve bizim en keyifli günler baklava geldiği zaman bizim ofis yanında bir teşekkür mektup, Muharip Bey teşekkür ediyorsunuz, koskocaman bir proje imza attık, sizin sayfa olmadan, sizin CEO olmadan, sizin ERP olmadan. Müşteri ilişkisi olmadan onu yapmadık. Çok teşekkür ediyoruz ve görüyorsunuz müşteri gerçekten büyütür ve biz düşünüyoruz çocuklar gibi görüyoruz onları yetiştirdik. Şahane. Harika bir harika bir his. Şahane. En güçlü yönleriniz nelerdir? Benim mi? Hmm. Deli bir adam değil. Benim Belki o yüzden e, insanların görmediği şeyler görüyorum. E, out of the box gerçekten düşünüyorum. Kutu dışında düşünüyorum. Ee, bir de çözüm öğretmek çok seviyorum. Yani bir sıkıntı varsa eğer benim hayat felsefem bir sıkıntı sıkıntı değil ama muhtemelen hala nasıl çözeceğimiz kimse bulamadı. Ee, evet benim tahminim benim hayal güç çok güçlü ee, deli çok yakındı yani o böyle 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 güzel, çözebilirim. Güzel ne kadar güzel <laughs> sorunu öyle hemen o puflamadan. Muhakkak ki herkesin bakmadığı bir nokta bile kalmıştır. Onu oradan görebilmeye başlıyoruz. Mecburuz, mecburuz. Herkes için de farklı gösterecektir. Başarı konusu. Sizce başarı nedir? Zor bir soru. Ama aynı yer saymamak, devam etmek, her zaman ileriye gitmek, başarı odur. Çünkü Nasıl tarif ediyorum? Keşke benim Türkçe yetti. Ee, su gibi devam etmemiz lazım. Her zaman hareket, her zaman daim hareket. Başar bugünkü başar, yarın sadece e, rutin oluyor. Demek ki başarılı olmak, demek her gün yeni bir adım atmak. Benim bugünkü başar yetmez, bugün için harika ama yarın bir adım daha. Bir adım daha, bir adım daha ve aslında o zaten bizim firmanın logo e, slogan. slogan Biz size bir adım daha taşıyoruz. Ya bir süper. adım daha ilerliyoruz. Ne zaten. kadar güzel. Sizi en çok ne motive eder? Hmm. Yeni sıkıntılar görmek <laughs> ve eskiden görmedim sıkıntı karşılaş karşılaşmak. Ee, sanki böyle çocuk gibi hissediyorum kendimi, böyle bir yeni bir ufacık alınmış gibi o, o problem parçalıyorum, görüyorum, düşünüyorum, nasıl çözeceğim. Gerçekten beni motive eder. Ee, dolayısıyla getir bana yeni sıkıntılar, çok mutlu bir adam olabilirim ben. Süper, çözüme dayalı her şey Muharip Bey'de var. Son olarak izleyenlerimize ne söylemek istersiniz? Bilgisayarlara hmm. Bilgisayarları konuştuk, güç konuştuk, bulut sistem zaten hepimiz kullanıyoruz. Ve eğer bir tavsiye varsa o zaman odur. Biz biliyoruz ki özellikle iş adamlar bizim her şeyimiz bulutla oldu artık. Sizin dediğiniz gibi artık mobil telefon iki tuşla her şey gelir her şey gider. Bizim reklamımız, bizim müşteri ilişkimiz, bizim faturalarımız, her şey, her şey. Hatta bizim bank ilişkimiz hepsi bulutta şu anda. Dolayısıyla bir tedbir alınması lazım. Veri ve veri alakalı. Çünkü o sunucu düşerse, o veri kaybederse, ne yazık ki gerçekten bir çare yok. Gerçekten bir çare yok. Dolayısıyla tedbir al ve backup, backup, backup. Emeğinize sağlık demek istiyorum. E, i̇şinde hakikaten yerinde saymayan, üretken, çalışkan, bu anlamda hani yine ne oldu demeden gelen her sorunu aslında bir sorun olarak görmeyip. Bir sonraki başarılar olarak gördüğünüz için bence bu kadar da başarılı projelerde, işlerde isminizi, imzanızı görüyoruz. O yüzden de sağlık ve her daimde başarınızın kat kat devamını diliyoruz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Daha güzel inşallah yarınlarda görüşebilmek dileğiyle elbette ki de. İnşallah. Çok sağ olun, çok teşekkür mersi. ediyorum. Teşekkür Değerli ediyorum. konuğumuz efendim, Profesör Doktor Muharip Al-Suhari bugün bizlerle İşi Bilen programında ya da bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.